Oo, erkencisin. Nasıl geçti dün? Ne yaptı annemler? İyi miydi her şey? Neden hep bunu yapıyorsun? Neyi? Benim aptal olduğumu mu sanıyorsun ya da bana böyle davranabileceğini mi düşünüyorsun? Neden insanları bekletiyorsun? Beklemeseydin Ayşegül. Beklemeseydim. Öyle mi? Sen dün beni ne kadar zor bir durumun içine soktuğunun farkında mısın? Dedenler beni hamile zannediyorlarmış. Ne? Yerin dibine girdim ya. Pastalar, börekler, yemekler. Ayşegül, ben nereden bileyim? Bilsem gelirdim herhalde. Gelmezdin. O zaman da gelmezdin. Şimdi de gelmezsin. Gelecekte de gelmeyeceksin. Ayşegül, uzatma sabah sabah Allah aşkına. Elif'i seviyorsun, biliyorum. Biliyorum, seviyorsun. Ama itiraf edemiyorsun. Bana bak Ayşegül. Sen yine havalanmaya başladın. Sen benim gerçek karım değilsin. Biz gerçekten evli değiliz. Benim hayatımı sorgulayamazsın. Tamam, karışmayacağım. Ama işleri niçin benim için bu kadar zorlaştırıyorsun ki? Ben senin neyini zorlaştırıyorum? Ben ne yapıyorum? Beni sürekli bekletiyorsun. Acaba gelecek mi, gelmeyecek mi? Karnı aç mı, tok mu? Kahve ister mi, hemen yatar mı? Neden geç kaldı, başına bir şey mi geldi? Diye sürekli sabah sabah ettim. Ayşegül. Beni bekleme. Tamam. Beklemeyeceğim. Bundan sonra seni beklemeyeceğim. Güzel. Ne bundan sonra beni bekle. Ne de bana hesap sor. Çünkü biz birbirimiz için hiçbir şey değiliz. Biliyorum. Senin için bir hiçim. Ama bundan sonra sen de benim için hiçsin Can. Bir sancı içimde, nefes almak istiyorum. Bana ne olur gücenme, bırak beni kendi halime. Allah Allah. Nerede bu kız ya? Ayşegül. Benim Murat. Merak edersin diye düşündüm. O yüzden aradım. Ayşegül şu an burada. Hayır, konuşamaz. Çünkü uyuyor. Hemen uyandır onu. Söyle beklesin, gelip alacağım. Hayır, gelmene gerek yok. Uyanınca ben getiririm. Biraz dinlenmesi lazım. Ha Can. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben kararımı verdim. Ayşegül'ü elinden alacağım.
karıma bak ya. Karımı alacakmış elimden. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Ben sana yedirmez miyim lan o lafları? Ben sana yedirmez miyim o lafları? Can, hoş geldin. Gelmene gerek yoktu. Ben Ayşegül'ü getireceğimi söylemiştim. Senin ne işin var burada ya? Ha? Kalk çabuk. Senin kendi kıyafetlerin nerede? Ne bunlar? Şey, yukarıda ıslanmıştı. Git çabuk giy üstünü. Getireceğimi söylemiştim sana Can. Benim karımı hiçbir yerden alıp hiçbir yere götüremezsin. Ama Ayşegül onu almam için beni aradı. Seni değil. Beni aradı. Sen de koştun değil mi hemen? Fırsattan istifade. Ne fırsatıymış o? Sen ne ima ediyorsun? Ayşegül hadi! Ayşegül hadi dedim! Yürü gidiyoruz. Ya! Sen karışma! Can, hareketlerine dikkat et. Sabrımı zorluyorsun. Yapma ya. Etmezsem ne olur? Etmezsem ne olur lan? Ya of, tamam. Ne oluyor? Murat. Kusura bakma ne olur. Her şey için teşekkür ederim. Gidiyoruz. Bekle biraz konuşalım. Ne halin varsa gör be. Hayır sen nasıl böyle bir şey yaparsın ki? Yani ne işin var senin orada? Yani ne işin var senin Murat'ın evinde ya? Ne işin var senin orada? Thank you.
Ya ben senin başından beri saf olduğunu biliyorum da bu ne şimdi Ayşegül? Ne yapıyorsun sen? Aklınca isyan mı ettiğini zannediyorsun? Her şeyi anlarım da kalkıp Murat'a gitmek nedir? Ya Murat zaten bir şeylerden şüpheleniyordu. Onu ikna etmek için 40 tatlı attım ben. Akla karayı seçtim. Sen ne yaptın? Kalktın herifin evine gittin. Ayşegül cevap versene. Ayşegül? Ayşegül. Yanıyorsun sen. İstersen ben gözlerimi kapatıp giydiririm seni. Ben yaparım. Bekle. Kıyafetlerim burada, tamam mı? Ben hemen geliyorum. Tamam, giy onları. Ayşegül, duyuyor musun beni? Gel, gel. Gel bakalım. Şu ilacı içmen lazım. Hadi aç ağzını. Çek birazdan ateşin. Tamam. Ayşegül, senden çok özür dilerim. Saçma sapan konuşup kalbini kırdım senin. Senin de dediğin gibi. Öküzün tek. Elindekinin değerini bilmeyen bir öküz. Kim kime yanık anlat azıcık korkmadan vazgeçme benden.
Benim sana gerçekten çok ihtiyacım var. Kendimle iyiydim ben. Nereden çıktın ve bilmeden içimdeki yalnızlığı. Yani ev işleri beklemez. Ben o yüzden söyledim. Gece başımda beklemiş. Bütün gece. Çorba içilecek. İlaç ve vitamin yutulacak. Elma yenecek. Ay adam not yazarken bile emir veriyor ya. Uyandın mı? Ben de seni yakalayamam diye not yazmıştım şimdi. Ayşegül, iyi misin? İyiyim. Beni çok korkuttun dün, biliyor musun? Ben şimdi çıkıyorum. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa ara hemen. Ayşegül, bundan sonra eğer geç kalırsam ve seni bekletecek olursam arayıp haber vereceğim. Bak, birinin beni bekliyor olmasına ben alışkın değilim. Biri beni bekliyorken ve hemen eve gelmemi istiyorken, geç kaldığımda ona neden geç kaldığımın açıklamasını yapmak benim için çok zor.
Ama bundan sonra geç kaldığımda seni arayıp neden geç kaldığımın açıklamasını yapacağım sana. Ve Ayşegül, sen benim için asla bir hiç değilsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Benim darma duman, senden izliyor.